Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün hava çok güneşli, hava çok güzel. O yüzden civcivlerimizi güneşe çıkarma kararı aldım. Havada rüzgar da olmadığı için. Biliyorsunuz rüzgar olduğunda çok çabuk etkileniyorlar. Hava çok güzel. Böyle bir terasımız var bizim. Civcivlerimiz için şöyle güzel bir kum havuzu yaptım. Toprak koyacaktım aslında ama toprak bulamadım. Genelde kuruydu her taraf. Kazamadım. Daha kazmak da canım istemedi açıkçası. Öyle kum vardı, kum getirdim. Eşenirler, biraz stres atarlar. Bu şekilde tuğlalardan bir havuz yaptım civcivlerimize. Biraz güneşlensinler. Hiç güneş görmüyorlar kafeslerde. Sularını da koydum. Yavaştan hepsini böyle yarımşar saat, birer saat çıkaracağım. Bütün civcivleri, modern gemilerimizle çıkaracağız. Burada kum havuzunda hep beraber takılsınlar. Evet arkadaşlar, astronotlarımızı çıkardım ilk. Onlar da bayağı büyüdü gördüğünüz gibi. Yani açıkçası bir aylık oldular hemen hemen. Ama yani bu kadar büyüyeceklerini hiç sanmamıştım bir aylık olacaklarını. Galiba horozlar arasında bir üstünlük çabaları başladı sanırım. O horozlar arasında ufak tefek bir gerginlikler oluyor. Şunu diyecektim. Ya aşırı büyüdüler arkadaşlar. Ben bu kadar, yani bakar mısınız? Bir aylık civciv bu kadar olur mu? Renkler çok güzel ama. Renkler şahane. Ama bir aylık civcivin bu kadar olacağını hiç sanmıyordum ben. Tabii yani en kaliteli yemlerden almaya çalışıyorum açıkçası. Kullandığım yemlerde CP'nin yemleri. Yani devamlı bundan veriyorum. Çok güzel boy attılar. Hiçbir kaybımız olmadı. Şükür. 18 çıkma aldık. 18-18 devam ediyoruz şu an. Terasa böyle bu şekilde bir kum döktüm biraz. Hem hava alsınlar, hem biraz stres alsınlar, biraz zorlasınlar. Kafesin içinde çok bunalıyor hayvanlar. Artık böyle arada bir günde bir çıkarmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi. Şu an yeni çıkardım. Daha tam alışamadılar ortama. Biraz tedirginlik var. Biraz çekiniyorlar açıkçası. Alışacaklardır. Bu şekilde astrolablarımız. Renkler çok güzel. Yani blue'lar, maviler de çok iyi. Mavilere zaten hastayım ben tavuklarda. 18 adet astrolabımız var arkadaşlar. Yaklaşık bunun 10 adedini sahiplendireceğim. 8 adet kadarını da kendime ayıracağım. Damızlık. Anaç yapacağım yani. Biliyorsunuz yeni bir bahçe aldık. Yeni bir arsa aldık. Oraya güzel bir bahçe yapıp güzel de bir kümes yapacağız. Burada yetiştirdiğimiz anaç olan hayvanları yarkadan büyükleri yarkaya kadar burada olacak. Yarkadan sonra bahçemize götüreceğiz. Orada besleyeceğiz artık. Öyle söyleyeyim. Burada çıkartıp yumurtadan anaç yapıp bahçemize götüreceğiz. Ufak tefek atışmalar yapıyorlar gördüğünüz gibi. Sen bak, gel bakayım şuraya. Sen ne oldu? Niye anlaşamadınız? Hı. Gel, anlat bakayım bana. Niye anlaşamadınız? Anlat bakayım. Horoz musun sen? Ya bırak şimdi, orada her şeyi yemeye çalışıyorsun ya. Her şeyi yeme ya. Buraya ne oldu senin bakayım? Yani bir şey yokmuş. Yeni tüyler çıkıyor. Sıkıntı yok. Bu şekilde arkadaşlar, tek tek hayvanlarımı alıp böyle seviyorum ben. Böyle besliyorum. Sevgimizi göstermek lazım. Şimdi bunlar biraz gezinsin arkadaşlar. Ondan sonra cüce koşinleri de salayım biraz. Bir yarım saat, 45 dakika, 1 saatte onlar gezinsin. Evet arkadaşlar, cüce koşinlerimizi de çıkardık. Şimdi onları da yeni getirdiğim için ufaktan şaşkınlar. Tam adapte olamadılar. Bir 5-10 dakikaya alışırlar sanırım. Kuma ve buraya. O zaman tekrardan devam ederiz. Şimdilik biraz afalladılar. Evet arkadaşlar, cüce koşinlerimiz de
yavaştan kendine gelmeye, eşelenmeye başladılar. 9 adet yüce koşinimiz var. 10 adet de biliyorsunuz. Maalesef birini kaybettik. İlk defa da bir tavuk cücüğünü kaybetmiş oldum. Şimdiye kadar hiç kayıp yaşamamıştım. İnşallah bundan sonra da yaşamayız. Ama onun zaten belliydi biraz öleceği. Neden derseniz, önceki videolarımı izleyenler bilir. Çok ufak kalmıştı arkadaşlar. Hastalığının ne olduğunu da bilmiyorum. Hani bir hastalık mı, onu da bilmiyorum. Aşırı ufak kalmıştı yani. Bunların neredeyse yarısı da demeyeyim, hatta 3'te 1'i kadardı. Evet. Bunların 3'te 1'i kadardı. Çok ufaktı. Yani başına bir iş geleceği belliydi aslında. Hani anlayamadım neden olduğunu. Anlasam belki bir çözüm yolu bulmaya çalışırdım ve tedavi yöntemi uygulardım. Anlayamadık. Çok ufak kaldı, büyümedi. Yani çok küçük kaldı hayvanımız. Dün de akşam baktığımda ölmüştü. Aldım bunların yanından. Güzeldi. Yani üzüldüm gerçekten. Hem bir can, can gidiyor sonuçta. Yani bir yandan da düşünüyorum, buna ben mi sebep oldum diye. Yani benlikte bir şey yok ama insan kendini bir sorguluyor sonuçta. Blue Motet'te, o da biliyorsunuz fazla Blue Motet'imiz yok. Geneli siyah, Black Motet. Olsun bakalım, hayırlısı olsun. Bir tane var Blue Motet'imiz. Geneli, diğeri Black Motet. Şurada bir tane daha hafif farklı bir renk var. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artık bu Blue mu olur, Black mi olur bilmiyorum ama Blue gibi duruyor da. %90 Blue Motet olacak sanırım o da. Diğerleri gördüğünüz gibi Black Motet. Bu şekilde aşırı tatlı hayvanlar. Böyle bir, yani biz de tecrübe ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni beslemeye başladık civciv tavuk. Hani yavaş yavaş öğreniyoruz. Yani anlayamadım, diğeri çok ufak kaldı, büyümedi. Ama bir aya yakın yaşadı. Yani bir aya yakın yaşadı, evet. Elimizdekileri yaşatmaya çalışacağız artık. Bu şekilde bizim terasımız var. Bu terasa böyle bir yer yaptım. Bu şekilde günlük zaman buldukça bunları çıkartacağım. Kafeste bunalıyor hayvanlar. Bir de tele basıp duruyorlar. Biraz ayakları da rahat etsin. Ayakları da rahat etsin. Yani biraz hava alsınlar. Havalar da güzelleşti çünkü, güneşli artık. Bugün hava aşırı sıcaktı İzmir'de. Bakalım bunlar da büyüsün, anaç olacak. Kendimize bir 5 tane ayıracağız. Bunlara soranlar oluyor arkadaşlar. Sahiplendirmiyorum bunları. Biliyorsunuz büyütüp kendime anaç yapacağım. Cinsiyetleri belli olduğunda kendime 5 artı 1 ayırmayı düşünüyorum. Kalanı, gideni artık ne olur bilmiyorum. Onları sahiplendiririz. Onlarda sıkıntı yok. Seneye inşallah bunlarla beraber güzel civcivlerle sezona efsane bir giriş yapacağız. Civciv ve yumurta her daim olacak elimizde. Yavaştan ben kapatıyorum arkadaşlar. İftar saati de yaklaştı çünkü. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.